Ya yok, replay be oğlum. Hadi. Tamam, ben çıkıyorum 2 dakikaya. Ben de çıkıyorum. Bay bay. Şimdi bunu belki kesip direkt atabilirim şu an anlatmamın üzerinden. Belki canlı anlatım olur. Yani YouTube'a da zaten kabaca böyle atıyorum. O yüzden çok fazla yazdıklarınıza cevap vermeyeceğim muhtemelen ilk başta. Daha sonra oyun sonucunu bir VOD replay'e yükleyip oradan gösterebilirim ne olduğunu. Seviye 9 bir oyuna ELC ve Scorpion'la düştük. Karşıda da ELC vardı. Yani light tank olarak, ama gördüğünüz gibi oyunda başka bir hafif tank yok. Genel olarak böyle orta ağırlıkta bir oyun. Ağırlar bile M2 ve birer tane IS-3 falan var. Şimdi böyle bir haritaya geldiğimizde tabii ana fikir direkt benim ortaya girip açmam. Bu bir basın hesabı olduğu için ELC'nin full artı full olduğunu söylememe gerek yok. Genellikle karşım, yani genellikle dediğim %98 ihtimalle karşıma çıkan aynı tankı ben daha erken açıyorum ve o beni belli bir süre açamıyor veya başka şey oluyor. Bunu hep kullanmayı istediğim için kendimi hep en agresif şekilde, en böyle aktif olarak oynayabileceğim şekilde haritanın ortasında konuşlandırıyorum. Zaten karşı tarafta da bugün başladık, North Amerika haritasına geldi. Ve aynen işte ELC o taraftan geldi. Burada Colorblind mod mu açık değil. Ve ben onu çok daha önceden spotlamış oldum. Ve takım da burada vura vura eritti. Yani 200 canı var, kaçıyor, alırlar zannettim. Alamadılar, oradan kaçtı. Ben hemen buradan devam ettim. Şimdi Boras çıktı. Burada açıldığımı zannettim ben ilk başta. Çalının hemen arkasından geçerken. O yüzden çalıda durmadım ama açılmamışım aslında. Durabilirmişim çalıda. ELC'ye biraz daha güvenebilirdim. T55 çıktı. Amaç buradaki, o tarafa gittiğinde zaten bizim Selçukluların durduğu J hattındaki adamların 9 hattına atış desteği sağlamak. Yani daha doğrusu tespit desteği sağlayarak oraya atış yapmalarını sağlatmak. Burada ELC'yi arıyorum tabii. Amex 30'u gördüm. Arkada Conway de gözüktü. T55'i arıyorum. Ne oluyor, ne bitiyor diye. O Conway'e destek atışı geliyor. T55 derken açıldım. Burada nasıl açıldığımı anlamadım. Hala da emin değilim. Kaçıyorum. Sağlı solu böyle vurmak zor tabii derken T55'a HE mermiyle beni vuruyor. Yani çok zor bir atış. Gerçekten çok zor bir atış. Hemen repair'i falan ve ilk yardımı kullanıyorum. Çünkü mürettebat falan dağıldı o sırada. Ve devam ediyorum. Tabii topçu olmadığını da tekrar söyleyeyim. Tekrar değil de yani hatırlatayım. Oyunda topçumuz yok. O yüzden bütün desteği yatay atışlarla alıyoruz. Dikey atışı yok fazla. T55'ten tırstım ben. Tabii o mermiyi yedikten sonra. Yelsin'in olduğu yere doğru gidip artık şu herifi bir açayım derken arada Su-130 denk geldi. Sonuçta ona yaklaşırken oralara da girmeniz gerekiyor. Ve evet, onu komple öldürmüş olduk. Burada açıldım. Kimin açtığını ne açtığını bilmiyorum. Sağdan açılmış olabilirim diye. Sağ tarafa girerken herif çalının dibindeymiş. Burada o tayımda kaçırıyorum. Ateş ettiğimi gördüğü anda atıyor. Ben dedim, hatta burada Selçuk ben öldüm dedim. Bilmediğim şey, bizim takımın komple ELC'ye atış desteği verebileceği pozisyonu geçmiş olduydu. Obje 430 da tam oraya doğru geçerken güzel bir atışla vurdu. 278 candan buradan kurtuldum. İleriye doğru gidiyorum. Burada Selçuk geri dön diye bağırmaya başladı bana. Çünkü şehir düşecek diye. Ben de ya bir sus abi, dur bir saniye, şu çalıya gireceğim, geleceğim dedim. Çünkü bir kere daha spot vermem ve rahatsız etmem lazım diye düşündüm. Aynen de Conway orada. Şey orada, T55 orada. Burada bir içim gitti. STR ve beni vurdu. Ben burada Amex 30'u atarken beni vurduğunu düşünüyorum. Yani özellikle vurduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok aynı hat üzerindeydik. Ve daha yeni girmiştim çalıya, yani camping yapıyorum denilemezdi. Ve burada baktım, evet hakikaten de bizimkiler çok fazla atış desteği veremedi diye Selçuk'un önüne doğru geri dönmeye başladım. Ama ben burada ilk başta Selçuk bana geri dön dediğinde niye dönmedim? Önünde şehirde 2-3 tane adam var ama çok hızlı eridiler. Aşırı hızlı eridiler. Bu nedenle de ben normalde oradaki çalıya girecekken şimdi olayın vahametini anlıyorum. Takım burada sol taraftan ilerliyor. Karşıda biz tamamen solu bıraktık. Şu an Selçuk ve ben varız abi ve karşımızda 7-8 tane tank var. 4'e 4 gözüküyor durum ama bizim olduğumuz kanatta durum 2'ye 8 gibi bir şey. Gerçekten öyle. Ben burada açıktan giderek hani tepeye doğru diyorum burada zaten Selçuk. Abi burada açılırsam öldük bittik. Açılmazsam ne ala?
Açtığıma vurursun. O da başlıyor vurmaya. Ben de çalıya giriyorum burada. Karnervon var. Selçuk da bir arkada galiba açılmış. Atış alıyor çünkü. Borraska atayım mı diyorum. Hayır ben onu vuracağım diyor. İyi diyorum. Normalde çok güvenmem Selçuk'a böyle şeylerde. Ama bir çıktım burada. Tekrar spot yapabilir miyim? Karnervon orada can çok azaldı. Bir nişan alıyorum ama spotlandım. Kaçmam lazım. İkinciyi nişansız atıyorum ve tabii RNG. Nişan alınca vurmayan RNG burada işime yarıyor ve IS-3'ten sektiriyorum burada. IS-3 beni o mesafeden muhtemelen 600 metreden vurmayı başardı. Yani şansıma paletten sekiyor. Borask alt tarafa doğru geçmiş durumda. Durum 5'e 7 bu arada. Sol taraftakiler düşüyor. İyi geri çekildiler. Biz de burada Selçuk'la korumaya çalışıyoruz. Selçuk orada bir 200-300 canını kaybetmiş. IS-3'ü görüyorum. Acaba atışım var mı diye geri çekiliyorum ben burada. Çünkü asıl şu an Borask'tan korkuyorum. 278 mi 6 mı? O kadar canım olduğu için. Hani Borask'ın tek atışı 340 vuruyor ortalama çünkü. Bilmeyenleriniz varsa. Ve 252 unu geçtiğini görüyorum. Şimdi atıp palet malet alabilirim. O yüzden bekliyorum biraz. İlki sekiyor. İkinciyi atmama gerek kalmıyor. Aslında palete doğru uğraşacaktım derken Selçuk uzaktan Skorpiyonuyla alıyor. Aşağıda Borask var. Solda Emil var. Bir tane de 430 var. Burada Borask'ı benim açmam lazım. Gene agresif bir hamle. O arada 6-9'a geldi durum derken Borask tam altına denk geliyor. Ben burada direkt hiç arkama bile bakmıyorum. Nereden kaçabilirim? Ölmeden nasıl kayabilirim falan diye bakıyorum. Ve buradan iniyorum ve arkama mermi düştü. Sesini duydunuz. Orada hani çok ILC'de dikkatli olmanız gerekiyor yüksek eğimlerde. Yoksa paletini kurtarıp takla atmaya başlayabiliyor bu tank. O yüzden çok yavaşladım orada. Niye anormal bir şekilde durduğumu merak eden varsa durmak için değildi o. Aşağı doğru dengeli kaymak içindi. Neyse. Burada bundan da sıyrılmış oluyoruz. Ben şimdi 7-10 durumda ileriye doğru gidiyorum. Emillere spot vermemiz lazım. Selçuk da kendini emillere vurabilecek şekilde konumlandırdı. Burada çok aktif konuştuğunu söylemem lazım Selçuk. Şunu yap, bunu yap diye. Ben aklıma gelenleri ve hatırladıklarımı söylüyorum. Bunu yayında denk gelseydik zaten kendi gözünüzle görecektiniz ama en yakın ben bu şekilde size bunu aktarabilirim. Buradaki çalıya giriyorum. Amacım hem öndeki IS-3'ü açabilmek hem de yandan geçecek olursa ana cepheyi kullanarak aşağı inecek bir M2 olursa onu görebilmek. Yani ELC de bu arada vurmayan bir tank değil. DPM'i dünyanın en düşük DPM'lerinden biri olabilir seviyesine göre ama 3 tane mermisi ve şarjörü var. Aynen de şu an önüme bakıyorum. IS-3'ü an açamayacağını görüyorum. 130 PM'i çekti oradan. O kötü oldu. Selçuk'la birlikte şimdi şeye Emil'e başlayacağız. İlk mermi isabetli. İkinciyi aynı şekilde atıyorum. Kafasına gidiyor. Üçüncüyü atıyorum. Arkadan vuruyorum. Selçuk da arada vurduğu için arkadaş 445 kalıyor ama sorun var. Bizim M2'ye basıyorlar. Öndeki Emil'i aslında alabilir ama arkadaki geldi mi ne olacak? Öndekini alıyor. Arkadan şimdi Selçuk'un artık doldurması lazım. Mermisi havadayken son mermisini atıyor dersem de inanmayın su 101 öldürüyor. Burada yetmiyor. Benim işte başıma bela olan T55A gelmeye başladı. 9-13 artık. Derken Scorpion'u gene konuşturuyor. IS-3'ü alıyor. Ben burada şimdi T55 üzerime komple basıyor olması lazım. İki kişi kaldık. Gelince görür müyüm falan diye buralara bakıyorum. T55'e gelmedi. Ne yapayım? Ne yapayım? Hareketli olmam lazım. Ah siktir. Sıçtım diyorum Selçuk. Selçuk aradan vuruyor. T55 de bir anda ikilemde kalıp ona atıyor ama benim burada olduğumu biliyor. Üzerime geliyor. Allah tamam. Şimdi derken son anda el frenine basıp burada yana dönüyorum. Selçuk bir tane daha vuruyor. Son mermimle vuruyorum. Kesin öldüm dediğim yerden yarım remle kurtularak burada bayağı aklım çıkmıştı. Çünkü ananı diye ben gözümü kıstığımı hatırlıyorum yani. El frenini çektim, döndürdüm tankı orada ve bu şekilde sıyırarak kurtardım. Ölmedim orada yani. Alt taraftan şimdi 11-13 durum. Bir tane AMX 30 geliyor. Arkada başka şeyi de açmamışım ki tankların ne olduğunu görmüyorsunuz. Bir tane M4 var, bir tane Conway var. Ben bu arada arada M4'ten de sektirmiştim yukarıdaki millet atıyorken. Burada ikinci mermimle AMX 30'u öldürdüm. M4 geliyor. Ona da bir atış yapabileceğim diye düşünüyorum. Çok erken attım. Burada Selçuk arada bir tane yedi. Su 101 var ve Conway var. Şu an Conway arkamda. Selçuk diyor ki 8 hattından mermi geliyor diyor. 278 canı kaldı. Ben de spot vereceğim. Hani neye vereyim, ne yapayım diye düşünüyorum. Arkadan mı gelip önünden hani olayı karıştırayım dedim. Hayır. Arkadan gitmemi söyledi. Gene istemeyerek de olsa tamam arkadan gideyim dedim.
Şimdi burada Conway'i aramaya başladım şimdi. Ama soldan da korunmam lazım. O yüzden böyle çukurda kalarak devam etmeyi düşündüm ve Conway'i görüyorum. Selçuk attı, vuramadı. Ben burada Conway'i vurmaya çalışıyorum. İkinci de rikoşe oldu. Üçüncüyü delebildim. Ama yetmedi bu tabii. Sonuçta Conway'in canı burada 400 küsürdü. Şimdi 204. Hani gene tek mermide alamama ihtimalim var. Selçuk'un da üzerine basıyorlardır. Biri Su-101, biri M4. İkisi de öyle o kadar hantal tanklar değil. Arkadan atış geldi gördünüz. Gene sağıma düştü. Arkadan bakıldığını biliyorum. Burada reload et. İşte burada DPM'den yakındım. Ulan reload et. Girsem mi girmesem mi? 2 saniye hadi vurmaz dedim. Hakikaten de beni oradan bekliyordu. Çok yavaşladım. Allah'tan büyük topu var. Vuramadı gene Kaan ve ikinci atışını da kaçırdı. Burada son mermimle almayı başarıyorum. ELCD başka bir şey. Bu normalde hiç düşünmeyeceğiniz çitler, direkler sizi o kadar yavaşlatıyor ki. Çünkü tonajınız çok düşük. Sırf bu yüzden Conway'e doğru basarken yavaşladığımı görmüşsünüzdür. 13-13 yaptık durumu. Su-101, M4. Selçuk da iyice geri çekildi. Ben spot yapayım, sen arkadan vur dedim. Bırak, yok öyle bir şey. Ben yapacağım. Su-101'in arkasına gideceğim dedim. Zaten burada bile ben spotlamayı tahmin etmiyordum. Arkadan iyice gelecektim. Cap başladı. M4 cap'te. O belli. Su-101 spotlandı. Nereden spotlandığını bilmiyor. Muhtemelen önden spotlandı diye düşündüğü için bu şekilde arkadan net akış hattını seçiyorum ve devam ediyorum. Burada da gene çılları kullanıyorum. Küçük olmamın avantajıyla en ufak çılı bile bana burada bir kamuflaj sağlıyor sonuçta. İyice giriyorum burada. Su-101 arkasını dönmemiştir diye. Aynen öyle. Arkadan yakalıyoruz. Selçuk da görebiliyor. Selçuk vuruyor. Ben vuruyorum. 78. Abi durum 14-13. Durum 14-13. Bir anda yani 9'a 13'ten 14'e 13 yaptık durumu. Ve cap'te bir tane M4 var. Son anda cap'ten çıkıyor. Bunun için doğru bir hamle. Yani nerede olduğunu bilmemiz için. 3 dakika 55 saniye var. Şimdi devam ediyoruz. Burada sol taraftaki çalıyı kullanıp kepi açmam lazım ki Selçuk da vursun. Burada aynen sol tarafa doğru gidiyorum. İlk çalı değil, ikinci çalıya gireceğim diyorum. İkinci çalıya geliyorum, giriyorum, durdum. Kepte değil, orada değil, ampul. Ve oyun gitti. İkinci hat buradan geçerken cap'ten çıkıp arka tarafa geldiği için şu geçiş hattında beni açmış. Çalıya girmeden çok önce zaten beni açmıştı. Ve net atışıyla burada vurmuş oldu. Benim ya soldan gelmem gerekiyordu ya da sağdan. Selçuk'un 278 canı var. 200-721 canı var. Yani normal koşullarda burada Selçuk'a oyunu vermemesi lazım. Yakınlaştı zaten. M4 ama hareket yapmıyor. Şimdi ilerliyor. Selçuk atış yaptı. 456 vurdu. M4 vurdu. Selçuk'u öldürdü. Oyun böyle gitti. Neden? Çünkü Mr. Obvious her taraftan sağdan git, soldan git hareket yapan adam ben yani kendimden. Ulan Su-101'i aldın. Niye buradan tekrar gidiyorsun? Buradan çık, alttan çık, başka yerden çık. Hayır. O kadar az açıldım ki bütün oyun boyunca şu iki çalı arasından geçerken açılmayacağımı düşündüm. Eğer ki bu çalının solundan değil sağından gitmiş olsaydım onun görüş açısında hep ağaçlarda ve çalının içinde kalacaktım. Çünkü zaten şöyle düşünmeniz lazım. Adamın burada durmayacağı belli. Burası açıklık. Gizlenebileceği bir bu nokta var, bir bu nokta var. Ben düşündüm ki burada yatıyordur. Ama o bana pusu kurmuş. Yani benim o kadar bariz gelmeyeceğimi düşünmüştür. Gelse bile ben kamuflajımdan dolayı açılmam. Rahat rahat bu çalıda yatarım diye düşündüm ama aşırı risk almış oldum. Bu kadar ucuna getirdiğimiz maçı boku bokuna vermiş oldum. Hatta şeyi düşünüyorum, şu ucundan gelirken vurmuş olsam, hasar vermiş olsam acaba Selçuk vursa alır mıydık almaz mıydık diye. Ama şimdi görüyorum ki Selçuk da düşük rol etmiş. Gene muhtemelen almayacaktık. Yazık oldu ama güzel bir oyundu. Ya ELC'nin neden bu kadar bozuk olduğunu gösteriyorum. Panart'ta bunu yaparken aktif bir şekilde yapıyorsunuz. Yani adamlar sizin farkınızda, hızınızdan dolayı vuramıyorlar. Ama ELC'de göremiyorlardı zaten. Açılmıyorsunuz da ve Panart'ın dörtte biri boyutundasınız. Arkadaşlar ELC, EBR'nin dörtte biri boyutunda. Akıl alır bir şey değil yani gerçekten. Ama size şunu da göstermek istiyorum. Şunu hemen Wot Replays'e bir yükleyeyim.
orada oyun sonu sonuçlarını gösterelim. Yani ELC'ye kadar en bozuk kafif derken ben bunda hiç dalga geçmiyorum yani. Şimdi bir dakika siteyi açmaya çalışıyorum. Evet, confirm. Ben bilmiyorum sizin düşünceniz nedir, ne şeydir ama bence hani YouTube'a atmaya değecek bir video oldu bu. O yüzden ben özellikle şeyim yani, hoşuma giderek anlattığımı söyleyebilirim sizlere. Böyle maçlarda işte taktik paslaşmak çok eğlenceli oluyor. Gerçekten hani bir şeyler ve ben bu maçı çok stressiz oynadım. Hiçbir yerde elim titremedi. Son anda ölünce sadece üzüldüm. Çünkü sabah saatiydi. Bir arada atıyorduk. Benim hatta çeviri işim vardı. Rahat rahat oynadık. Bitince de ya kusura bakma Selçuk aldıramadım oyunu falan dedim. O da çok bir şey demedi vesaire vesaire ama şeydi yani. Keşke gelseydi oyun dediğim bir durum. Şimdi yan ekrana bir alayım şunu görüntüyü. Evet, kayıp maçta gelen durum bu. Ha, bu değil pardon. Kayıp maçta gelen durum bu. 136 bin para, 2700 deneyim, 31 tahvil. Orlik mi almışız? Evet, Light'ları öldürdük diye. Arkadaşlar benim 1725 hasarım var. 5300 spotum var. Selçuk 7,5 vurdu. 7,5 vurdu ve bu şekilde taşıdık oyunu. M4 baktığınız zaman 2400'e 1300 ama sonuçta oyunu aldıran hamleyi getiren adam o oldu. Ama puanlara baktığınızda bunu kazansak gerçekten çok daha özel bir puan ve sonuç gelecekmiş. Orası belli yani. 22 mermi atmışım ben de 15'ini isabet ettirmişim. Takımın geri kalanına baktığınızda yani Selçuk'tan sonra bir prototip geliyor. Ondan sonra ben geliyorum hasarda gene. Bayağı enteresan bir yazık olan durum oldu hakikaten yani ne diyeyim. Evet. Durum bu. Bu kısmını herhalde kesip YouTube'a atarım. İyi oldu bu şekilde. Yaptığım yayının sonunda. Hepinize iyi geceler diliyorum efendim. Biz Selçuk Bey'le ismimizin hakkını vererek Alem İşkembe Bey'e doğru yol alıyoruz. Saygılar, sevgiler. Öpüldünüz. Keyifler yerinde az sosyalcim ama görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Ay öcü çıktı.